Bakalım. Kayıt başladı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese yepyeni bir bölümden merhabalar. Arkadaşlar geçen bölümün sonunda demiştim ki 50 üretim yapıp bu elektrikli fırını araştıracağız. Bunu tabii ki videoda sıkıcı olmasın diye ben halledip geldim. Fırınları yerleştirdim. Çünkü bu fırın yerleştirme kısmında zaten bol miktar görmüştünüz. Hemen özet olarak şunu söyleyeyim. Diğer fırın tesisimize oranla bir bantla eksik gidiyor. O bantta kömür yok. Bunlar direkt elektrikle çalışıyor. Artı bunlara bir de modül takabiliyor. Hızlandırma modülü. Elektrikli fırınların böyle bir özelliği var. Yani kömür kullanmıyor. Artı modülü daha hızlı ve verimli bir hale getirilebiliyor. Şimdi arkadaşlar bunun yanında artık mavi pot üretimi, yani bizi zorlayacak üretimlere yavaştan başlıyoruz. Ben buraya tesisi kurdum. Bunlar yanlış olmuş. Kırmızı dedi. Çözdüm yani. Tamam. Bunlar üretmiş. Bakırlar alalım, azıcıklar üretsin. Arkadaşlar şimdi bu hat biraz zor ve garip bir hat. Yani bunun projesini kafada kurup gelmek isterdim ama biraz zor oldu benim. Ama yani. Burada kurmak istedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? Bu 5 bir yere gidecek. 2'ye bölsek olmaz. 2'ye bölsek olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Beş. Arkadaşlar bu biraz zorlu bir şey. Bu 5 diye buradan bakır gidecek. Buradan yak. Bu ben şunu hala bulamadım ya. Bilen varsa bir yoruma yazabilir mi? Biz bunu yayında yapıyorduk. Tek tek yapmamıza gerek olmadan hepsini seçebiliyorduk ama nasıl yapıldığını bir türlü hatırlayamadım. Hafızam iyidir ama tek tek yapmamız gerekmiyordu. Basılı tutuyorduk bir şey ama vallahi hatırlayamadım. Şimdi hatta şunu şöyle yapalım. Artık hızlı banda da geçiş yaptım. Üretiyorum onu da. Hızlı bant ilk 5. Ben gelecek. Böyle bir üretim yaptığım için şimdi bunu buraya direkt bağlayacağım. Şimdi bu buraya direkt bağlanacak ama şu bağlanmayacak. Direkt bağlanamayacak maalesef. İkisini birleştirdim burada. Güzel bir akış. Tamam. Şimdi. Bant beni kaydırıyorsun ama. Bunu da hızlı bant yapacağım. Bu ellerin hızlı akması lazım. Hızlı akması lazım çünkü bu telleri bayağı bir kullanacağız biz. Tamam, buradan bir tel ürettik. Buradan bir tel daha ürettik.
Buraya nereden gelsin? Şimdi bu çip üreteceğimiz yer olacak. Yeşil çip bu üst tarafta üreteceğiz. Yeşil çip bunun lazım mı? Evet lazım. Bundan iki farklı yer yapalım yine. Beşi kırmızıya, beşi buna gitsin. Tamam mı? Bu şekilde yapalım. Yetmediği zaman bunun devamını biraz boş bırakacağım. Bu şekilde. Devamını boş bırakacağım. Yetmediği takdirde koymam lazım. Onu belirteyim. Bol miktarda bir kol üreteyim. Üretilmeye devam etsin. Orada yeşil bir iki, o yüzden istiyorum onu. Burası da dolmaya başlamış sandıklar. Ona da bir yapmanın vakti geldi. Artık demirde sıkıntımız yok. Bunların içine zaten yüzer tane biriktiği için. No problema yani. Oy, oy, buralar biraz zor arkadaşlar. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Bir tane demir dişli çark istiyor. Rahat da alayım ya ben. Rahat da alayım. Dediğim gibi yeşil en önemli hatlarımızdan biri. Yeşile bu hattı verelim. Bunun devamını şey yapayım da. Ana. Bir yerde sıkıştı. Artık buraya sökelim o zaman. Bu zaten bizim geçici mavi pot üretme hattımız. Şuraya bir sökelim. Bunun içinde bayağı var. Sandıklar bir durabilir. Onu da almaya üstüm yetmez. Sakin, aman oğlum, sakin ol. Miyavlıyor. Hem gürültü yapıyor hem miyavlıyor. Şerefsiz. Miyavlama. Biraz üreteceğim. Şuraya. Yine mi sıkıştı acaba? Ben falan bir yere vurmuş olabilir. Arada yapıyor bu tarz şeyler. Ne çok çark istiyormuş ya. Dur. Allah Allah, tamam, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, vallahi şaka yaptım. Bir tane zannettim ben ya, aşiret çıktılar. Gırgırladık boş yere. Oo, hemen saldırıyor bak. Tamam oğlum, yeter la. Şişt. Tamam. Abi yanlışlıkla sıktım ya. Vallahi yanlışlıkla sıktım ya. Bak, uzaktan tükürenler gelmiş bile. Allah Allah. Biraz canım dolsun. Sıksana. Ay, ölüyor sandım ya. Saldırmazsanız değil mi ben artık genci olur. Tamam, anlaşabiliriz. Barışçıl mut, barışçıl mut. Vallahi içimizden geçecek. Tamir kişiyle bunu tamir ediyoruz. Videoya girdik de shotgun delirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun devamına buraya. Bir yeşilde de istiyordu değil mi bakır? 4 5
Sadece elektrik direği olsun diye koyuyorum şimdilik. Buraya makine koyacağımız zaman elektrik direklerini düzenleriz. Elektrik gelsin. Şimdi bunlar yeşil üretecek arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk ya? Vallahi unuttum. Aklıma gelmiyor ya. Hangi tuşta acaba? Neyse. Birazcık makine üreteyim alttan ben. Çünkü olma ol makine koyacağız bu tur. Bu bölümde. Şimdi buraya da bir giriş. Şimdi. Bu 3 tane istiyor. Bu 2 tane istiyor. Tamam. Beşerli şimdilik idare eder. Mantığında yaklaşıyorum ama inşallah idare eder ya. Umarım idare eder yani. Daha böyle yoğun bir sistem kurulabilir ileride. Ekstra düzenleme getirilebiliriz arkadaşlar bunları. Haberiniz olsun. Ekstra bir düzenleme gelebilir. Ben dur beton yaptım. Tamam. Bunları da hallettik. Dekor olsun diye alttan beton da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Lan dur ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Şimdi. Şimdi. Bu bandı şöyle çevirsek. Geçeceği yeri şuradan belirleyeyim de. Desek ki bir şey yapacağım. Bunu neden yaptığımı da anlatacağım arkadaşlar. Neden az önceki sistem değil de bu sistem? Anlatacağım. Buraya geçiriyorum bunu. Buradan. Rahat dur. Hallo Bey'e ihtiyacımız var bu aralar bir. Kendisi şehir dışına gitmiş. Bundan kaynaklı. Bugün şehir dışına gidecekti yani. Demeyeceğiz. Savaşa bir ihtiyacımız var. Buraları bir temizlememiz lazım civarı. Şimdi arkadaşlar. Bu neden bu şekilde geçirip de arkaya aldığımı izahını yapayım. Çünkü uzun kol ikinci sıradan alacağı için uzun kola tek bir tane şey yükledim. Yani sadece plastiği alsın. Kısa kol daha hani manevrası ve şeyi hızlı olduğu için daha hızlı olduğu için birinci kola bunu tercih ettim. Yani ikinci kol sadece tek bir ürün getirsin.
ilk kolumuzda şey yapsın. İki ürünü tık 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 yüklemesini yapsın. Aslında buraya şöyle bile yapabiliriz. Eksik varsa yaparız. Varsa yaparız bunu. Duruma göre ona ilave yaz. Tamam. Şimdi gelin bakalım. Burası bize kırmızı çip üretecek. Şimdi bakalım. Mavi pot üreteceğiz. Bir tane gelişmiş devre motor ünitesi istiyor. Motor ünitesi bizden çip istiyor mu? Ay yok, motor ünitesi çip istemiyor. Güzel. Yani burada üretilen artık direkt olarak son fabrikamıza gidecek. Tamam. Şimdi bunun birinci olayı, gelişmiş devriyi hallettik. Şimdi elektronik sondaj aletini hallediyoruz. O da 5 dişli çark, 10 demir plaka vesaire istiyor bizden. Ya gidiyoruz. İyi, yolumuz bitmiş ama. Size biraz üreteyim de. Kaç tane ürettin? Bir tane ne abi? Daha çok üretmem. Meski şu ikinci kolu buradan alacağız. Bir demir dişlik ve iki boru. Boruyu şu alttaki tekten öğretsek çok mu olur? Tamam. Sadece şu alttakinden demir dişli çark ve boru yapabiliriz. Çünkü motor ünitesi çok böyle tryhard bir şey isteyen bir şey değil. O zaman biz şunu alalım. Bu hattan elektrik işi üretelim. Tamam. Nereye götürüyoruz? Sen gidebilir. Bunu yanından götürebiliriz. Ne kadar? O ne ya? Buradan bir atlama yapacağız. Çok yakın burası var ya. Ya çok fazla var bir de ya. Buraya var ya. Tankla gireceğim buraya. Tank yapayım. Tankla gireceğim. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. İşlem bitmesi için biraz bekliyoruz. Bir tane çark üretelim. Ya bir vur. Yavaş yavaş saldırabilir yani, tehlikeli bakın. Etleniyorlar. Korkuyorum. Çok yakın. Savaş, dediğim gibi savaş modunda değiliz belki ama biraz fazla yakın. Korkutuyor yani. Tamam. Bir şekilde geldi. Şimdi. Demir dişli çark ve demir plaka.
Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz diye düşünüyorum ben ama. Ne versek? Çok mu? Olsun. Fazlası zaten üretilmiyor. O yüzden problem olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar demiştim ya, uzak tarafa koyacak. Yani şimdi buradan nerede o? Demir dişli çark, çark, demir dişli çark. Bunu da göstereyim. Bakın ikinci sırasına koydu, gördünüz mü? İkinci sırasına koydu. Zaten bize demir dişli çak, demir plaka ve elektronik devre lazımdı. Dur. Bir sistem. Evet, ikinci sistem. Neyse. Biraz daha hızlı üretirsen çok makbule geçebilir. Ben bundan bayağı bir üretmiştim ama işte yollar seviyor. Bize sen ne üretiyorsun? Elektronik de şey. Maden sondajı. Bakalım sistemi doğru kurduk mu? Verimli çalışacak mı arkadaşlar? Yani dediğim gibi bu tam bir mühendislik oyunu. Her şeyinizin dikkatli ve düzenli çalışması lazım. Bir yerlerde sıkıntı çıktığında bu üretim yavaşlayacak. Ve emin olun mavi pot bu oyunun en önemli şeylerinden biri. Mesela morda o kadar sıkıntı olmuyor. Yani morda o kadar sıkıntı olmuyor ama mavi ve sarı en zor üretilen, yani en böyle lanet gitsin dediğiniz şey olacaktır siz de oynarsanız. Oynadınız mı bilmiyorum. En zor ikilisi bu oyunun biraz sıkıntılı. Üretim Allah'tan hızlı. Problem yok bu konuda. Güzel bir sistem oldu. Ne diyorsunuz? Şimdilik problem yok. Gayet çalışan bir sistem. Kırmızılar üretiliyor. Kırmızılar direkt sisteme gidecek. Şimdi bir kol daha çekeceğim. Ama iki kol daha çekeceğim. Bir var. Bir bu arada bunları takır takır kuruyoruz ama ben elektriğe hiç bakmadım. Elektriğe de bakmamız lazım. %50 performans. Ben bunu sistemin zamanında şey kurmuştum, biraz yoğun kurmuştum. Arkadaşlar şey sistemimiz de bu. Etmediği zaman yine bunu devamına koyacağız. Etmediği zaman bunu devamına yine koyacağız. Bize bol miktarda yol lazım. Burası da yol için kalsın bari canım. Ben bunu çekeceğim ya.
Çok fazla demir dişi istediği için çıkartıyor bu. Kırmızı oluyor. Bu da plastiğimiz. Bunu bu kolu yanlış koyduğunuz zaman bunun elektriği gelmemiş. Şöyle düzgün koyalım. Ama bunun üretiminde sıkıntı çıkabilir. Buraya ilave fırın atabiliriz ilerleyen dönemde. Bu aşağı gidecek. Bunu da kömürün dibinden şöyle götüreyim. Böyle gitsin. Ben yolu üretip hazırlıklı gelmiştim ama bu kadar gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Kusura bakmayın. Böyle çekeceğiz. Siz malzemeleri demirmiş. Bunlar üretmiyor. Alıyoruz. Çok yavaş üretiliyor ya. Bunu aynı bantta göndersek ne olur acaba? Bence aynı bantta gidebilirler ya. Bant masrafından kurtarmış oluruz kendimizi. Bant masrafından kurtarmış olur. Plastiğin altından devam edeceği için aşağı kadar götürebilirim bunu. Daha seri, biraz daha seri. Bunun üretimi mi yavaş? Yok. Çark üretimi yavaş. Çark etmiyor. Çark etmiyor. Ben bir tane şunu üreteyim. Bol miktarda yol harcıyoruz. Bunlar maliyet işte arkadaşlar. Bir de bunun hard modunda mesela bunların üretimi daha zor. Yani düşünün, yolun üretimi bile daha zor. Yani yol üretiminde bile daha çok malzeme harcıyorsunuz. Daha uzun sürüyor vesaire. Siz düşünün yani. Geliyoruz 9-10, 9-10 alıyoruz. Neyse ama sistem bayağı bir bitti. Onda da kafamız rahat Allah'tan. Ben şunu çalabilirim. Zamanında bu şekilde uzatmışız ama. Yaptım bize. Yapmadı. Lastiğin altından götüreceğim. Burada gitmesine gerek var mı? Yok. Burada bir yerde üretebilirim bunu. Ama burada üreteyim. Burada üreterek. Böyle bir şey kurdum. Hani diyorum ya, ikinci bandı atacak bakın. Karşısı bu tarafa, bu taraf karşıya atacak. Yani biz bunu burada üretirsek, tamam mı arkadaşlar? Biz bunu burada üretirsek ne olacak? Buraya aktaracak. Yani şuradan gelmesi lazım. Ya. Belki tek banttan gelmeyebilir. İkinci bir bant ihtiyacımız olabilir.
Ne çok üretmişim ya. Bayağı üretmişim maşallah. CSR'a gelmedi. Bulunmuş. Bitmiş. Bu artık üretilmiyor çünkü kullanılmıyor. Kullanmıyor. Yani şunda. Yollayabilsin de. Üretiriz elektriği buradan. Ay hani benim gençliğim nerede? Ben daha uzun süreceğini şey yapıyordum tahmin ediyorum ama hızlı kurduk kafada sistemi. Çok gitti o yüzden. Bir de ben şu fırınlar tabii arkadaşlar bu sistemi şöyle geniş olarak bakın. Yani ben izlerken canımız sıkılmasın diye bu şu solda gördüğünüz demirlerin yani demir üreten elektrik maden sondajlarını ürettim. Bu bakır çıkartan elektrik maden sondajlarını da ürettim. Yani bu sistemi genel baktığınız zaman Mavipot üretimi tabii ki uzun sürüyor yani. Ya biz geçen 1 saatlik bölümde zaten petrolü kurduk, savaştık falan buralarda. Varın gerisini siz düşünün yani. O yüzden Mavipot uzun. Petrolü var, şeyi var, bakırı var, heli var. Bitmiyor. Bunun buraya gelmesi lazım şimdi. Yerini de ayarladım. Az bir şey kaldı. Şu aktarmayı da bir yapayım da. Aktarma şeylerini halledelim. Yani genel kapsamda zor. Daha buraya ilave yapacağız. Büyük bitime plastik yetmeyecektir diye tahmin ediyorum. Birkaç plastik yeri daha yaparız. Yani ben sistemi birazcık şey kurdum. Bunların normal aslında timinglerine bakmak lazım ama yine de şey yapılabilir. Bu arada bu yine çalışmıyor. Burada bir sıkıntı var. Niye böyle bu? Hataları da takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bu tarz küçük aksaklıklar olabilir. Orada yol dönmüş mesela. Şimdi arkadaşlar burası da bu da ilk defa göstereceğim bir şey. Burayı kaçırmayın. Şimdi burada çıktı önceliği verebiliyoruz buradan. Sağ tarafı filtreleyelim. Yok solun filtre. Filtrele solu filtreleyelim. Sol devam edecek. Ne gidecek soldan? Plas çelik. Tamam. Yani şu üst yoldan çelik gidecek. Oraya bir ilk baş iki tane kaçtı. Yani aynı yoldan iki tane getirdik ama artık bizim burada demelerimiz lazım. Bunu çevirdik. Üretilecek aynı şey tek banttan gitmesin ya. Bu direkt gitsin. Direkt gitsin. Bunu ikinci banda vermem lazım. Biliyorsunuz değil mi? Tamam. Yok. Karma olur. Karma. Karma olursa çok hoş olmaz ya. Niye döndürdüm ki ben? Biraz daha basayım. Burada da gideyim hazır basıp alayım. Çünkü iki farklı ürün daha üreteceğiz. Onları tek banttan götürürüz. Onları tek banttan götürürüz. Motor üretiminde sıkıntı çıkacağını düşünüyorum. Ben o yüzden motoru biraz fazla yapmak lazım. Çünkü motor yavaş üretilen bir şey. Şöyle göstereyim.
Kaç dakika? 10 saniye sürüyor. Bunun yapımı 2 saniye sürüyor. Bunun yapımı 6 saniye sürüyor. Yani en uzun motor. O yüzden motor devresine biraz şey yapmamız, düzenlememiz mi lazım diyeyim. Atlatırız herhalde bunu. Demir mi yok bizim? Geliyor. Bitmez değil mi? Şimdi face spamlıyorum şimdi durduğum yerden. Gelen demirin birazına el koyuyorum. Bu demir birazcık korkutmuyor değil beni. Bu demirde inşallah sıkıntı çıkmaz. Çünkü hem boru hem şey üreteceğiz buradan. Ama bir harcayacak makinamız. O yüzden de çok problem olacağını açıkçası kendi adamı düşünmüyorum ama. İki boru iki tane şey yapsak yeterli olur diye bir kurgu yaptım. Yetmediği takdirde hem buraya demir beslemesi hem de ekstra makine beslemesi yaparız. Hem de makine beslemesi yaparız. Mavi pot önemli arkadaşlar. Buradan sistemi yoğunlaştırabiliriz. Şimdilik biz sadece üretim şemasını kuralım da. Devamı basit. Düzgün bir üretim şemasından sonra devamında ufak tefek değişikliklerle çözebiliriz. Bunu ikinci banda atmak lazım yine. Çünkü ilk band daha hızlı olacak dedik. Aman, ona da şimdi şey yapacağız. Niye makine? Evet. İlk iki. Ha, bunlar aynı banttan gitmeyecek bir. Görelim. Bu boru üretecek. Bu da boru üretecek. Bu çark üretecek. Bu da çark üretecek. Makine bizim yapmıştır. Onu yapayım. Çünkü bugün de bunu hızlı bir şekilde bitirdik. Bir sonraki bölümde mor pota geçmiş oluruz. Ama sarı pot için birazcık vakte ihtiyacımız var. Onu hemen yapamayabiliriz. Zaten ondan sonra da artık roketlemeye doğru yavaş yavaş gideceğiz. Tabii öyle hemen bitmiyor. Bakın hala ağaçta birçok sarı ve kırmızı yerimiz var. Bunların üretimleri uzun sürüyor. Bunların bir kısmını ben işte burada üretirim. Yani şeyde kayıtta görürsünüz üretimini. Bir kısmını hazırlıklar yapılırken de üretmeye devam ederim. Yani araştırmaya devam ederim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yetmedim yine ya, lanet olsun. Çok az kaldı ama yetmiyor. Yetmiyor. Ama bitti. Ama bitti. Hakikaten bitti. Bunu ilk kola götüreyim diyorum ama ikinci koldan da hızlı besleme yapar mı? Birer tane alacak bundan. Çok da problem olacağını düşünmüyorum. O yüzden yapmayacağım.
lazım. Arkadaşlar şimdi verimlilik modülleri var. Onları göstereceğim. Bu bölümü inşallah yetiştirebilirim onları da. Bunları da göstereyim. Çıkartalım. Seni istemiyorum ya, yapma. Yoldan gideceksin. Allah 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 Allah. Yetmedi. Sen daha lazım. Gördüğünüz gibi yükleme yapıyor. Şimdi şu iç hattan da ters koymuşuz. Arkadaşlar buradan trenle götüreceğim şeyi de. Küçük bir tren hattı. Hat bile değil. Tek bir tren. Tek bir vagon. Şak 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 şak. Hızlı gidiş geliş yapacak. Buradan o şekilde yapacağım. Belki yol üstüne şey de yapabiliriz. Başka bir pot hattı kurarsak onu da dahil edebiliriz. Yani normalde biz bu kadar büyük bir sistem. Bakın haritada çok büyük. Uzak bir sistem olmuyordu bizim genelde. Raylı sisteme gidiyordu ama bu raylı sisteme gidemeyecek kadar uzak şey. Yani raylı sistem dediğim şu yollardan bahsediyorum. Yürüyen bant. Bakın arkadaşlar ne kadar yavaş üretiyor. Mapot'un üretim süresi ne kadar? 12 saniye. Yani şu anda 5 tane koysak bunların beslemesi lazım. Gideyim de makinenin ürettiklerini alayım birazcık. Desteklesin üstümüzü. Arkadaşlar bu bölüm tren hattını kurmayız. Çünkü bu tren raylarının falan hazırlanması gerekiyor. O yüzden bu bölümü mavi pot üretimi başladı mı durdururuz. Bir tane sandık atarız. Şimdilik sandığa biriktirir. Zaten devamında da sandığa biriktirecek. İlk baş sandıktan tren yükleme yaparız. Tren giderken yerleri depolaması gerekiyor onun. Yani gitmiştim. Zaten her türlü sandığa biriktireceği için no problema. Sorun yok. Bakıyoruz. Şimdi bir tane daha lazım. Bunlara iki tane de kırmızı kol lazım tabii. Tamam. Bu buradan geldi. Böyle en az bir makine daha koymamız lazım diye düşünüyorum ben ama ne düşünüyorsun? Üç. Bunu daha sonra hatta bir tane daha koyalım ya. Fazla üretim bizim gözümüzü mü çıkartır yani?
Oynama bir ara girdik. İnanılmaz. Gördüğünüz gibi burada da üretim gayet güzel. Bir karşı atayım şöyle. Şimdilik üretimsel bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi üretimsel bir sıkıntı yok. 4 makinemiz var. Ben 5 yerden mypot üretmeyi düşünüyorum. Bunları daha sonra verimlilik modülleri nerede? Modülleri açmadık mı? Burada. Üretkenlik ve ben daha çok üretkenlik şey verimlilik kullanmıyorum arkadaşlar. Üretkenlik ve hız modülünü kullanıyorum. Çünkü üretkenlik modülünde şöyle bir şey. Altta bir bar oluşuyor. Ve bu bar dolunca size bir tane daha fazladan ürün veriyor. Yani öyle bir güzelliği var ama hızı yavaşlatıyor. Yani bu makinelere iki tane takılabiliyor. Bunun sarısına dört tane takılıyor. Bunlara bir bir sarı makineye de iki iki hızlı üretkenlik takıyorum. Yani hızdan kayıp olmuyor ama ekstra malzeme üretiyor. O şekilde söyleyeyim. İzah açıklaması da o şekilde olsun. Tamam. Şöyle biraz uzak koyayım da. Ne olur ne olmaz. 3 makine geliyor zaten. Üstüm bir kere üretilene kadar onlardan çıkartayım. Valla ne kadar hazırlıklı gelsin de arkadaşlar tam hani lazım olan rakamı bilmediğim için şekilde bir sıkıntımız oluyor. Aslında taslaklarını hazırlayıp üretebiliriz. Taslaklarla işte inşaatçı robotlarla yapımı da ben bir ara ayarlayayım. Ona da bir bölüm ayıralım. İnşaatçı robotlarla sistem nasıl kurulur? Robotları bir yerden sonra şey yapacağız, kullanacağız. Altı tane kafa var benim üstümde. Bunları da bırakayım. Bana lazım değil. Garip bakıyor diyecektim ki şey. Band farkı var. Demir bir yerden sonra yetmiyor buraya. Buna şey yol yürütüyor o zaman. Bunun başında o yüzden yetmeyecek. Problem değil. Onu birazdan yolunu kaldıracağım. Birinci koldan yükle. Çık. Ne buraya biraz random çekelim. Şimdi mavi pot. Ben eksik kalmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi potun üretimi çok yavaş. Yavaş üretiyor. Öyle bir sıkıntımız mevcut. Yavaş üretiyor. Üretmeye başlamış. Ve buranın çıkışına bir adet sandık koyuyoruz. Ne koysak olur.
Redleri de bir koyayım. Yani bu da bir tenis toplayacak. Tamam. Arkadaşlar buradan da trenle istikamet araştırma merkezi olacak. Mavi pot üretimimiz de şimdilik başladı. Bakıyorum şurada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gayet güzel çalışıyor. Bundan da üretimi biraz yavaş galiba. Herhangi bir problem yok şimdilik. Bunlar da yavaş çalışıyor. Bunlar da birer tane hız modülü yapacağız zamanla. Bunun fazlasını stoklasak mı ya? Hepsini kullanamıyor. Bunlar bize ilerleyen dönemde lazım oluyor arkadaşlar. Bunda çok lazım olan şeyler. Fazlasını şimdilik stoklamak istiyorum ben. Yeşil nerede? Sadece yeşili stoklayacağız. Yeşil stoğumuz olsun burada. Fazlasını stoklayalım, değil mi? Kırmızı stoklamaya gerek yok şimdi. Tamam, bu üretiyor. Bir üretkenlik modüllerini de takalım. Dediğim gibi biraz hızlı yavaşlar. Beşer tane olacak. Beşer tane olacak. Bunların da modüllerini taktık mı? Bunun üretiminde güzel hale getiririz. Zaten nerede? Heh, şurada. Mor üretiminden sonra montaj makinesi 3'ü de buluyoruz. Hem üretim hızı artıyor. Bunların üretkenlik hızı daha yüksek. Hem de 4 tane hız modülü takılabiliyor buna. O yüzden güzel. Bir sonraki bölüme de mor pot üretimine geçeceğiz. Onun için bize ne lazım? Bir tane elektrikli motor ünitesi ve elektrikli fırın lazım. Şimdi motor ünitesi için gres lazım. Gres burada var. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Gres motor ünitesi ve elektronik devre istiyor. Yani motor ünitesi kolay. Elektronik devreyi hallederiz. Bunu zaten üretiyorduk. Bir sonraki günde başka bir yere kurabilirim bunu da. Çünkü taş fırın da lazım. Elektrikli fırın lazım. Onun için taş istiyor bizden. Ve gözüme şurası çarpıyor. Taş madeni yüksek bir yer olarak. Buraya buradan taş taşınmaz ya. Bilmiyorum. Yani şu bölgede demir, bakır, kömür, taş hepsi var. Hepsi var. Demin de oraya kurabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Bu bölümü de burada sonlandıraraktan kendinize iyi bakın diyorum. Dediğim gibi görmek istediğiniz, anlamadığınız, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, düzelttirmek istediğiniz oyunda yanlış gördüğünüz şeyleri yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.